Evet. Ne diyoruz? İki basamaklı, üç farklı pozitif tam sayının toplamı 87 olduğuna göre en büyük tam sayı en fazla kaçtır dediğinde 3 farklı pozitif tam sayı dediğine göre bunun mantığı neydi arkadaşlar? Diğer ikisini en küçük seçersen büyüğe en çok kalır, değil mi? 3 sayım var. Ben ikisini küçük seçersem üçüncü maksimum değere ulaşır. Ne diyorduk? Farklı pozitif tam sayı diyor. Rakamları farklı demiyor. Birine 10, diğerine ne derim? 11 derim, değil mi? 10 ile 11'in toplamı ne olur? 21. 87'den de 21'i çıkarttığımız zaman ne oluyor? Üçüncü sayımız en fazla 66. Güzel. Bir tek Umut mu söyledi? B şıkkı diye. İkinci soruya bakalım. Sonuçları sırasıyla işaretlerle ilgili doğru bilgi hangi seçenekte verilmiştir? C şıkkı. Eksi artı eksi. Ahmet B şıkkı diyor. Ahmet'e katılmak durumundayım. Eksi ile artının çarpımı ters işaretler eksidir. Aynı işaretler eksi ile eksinin çarpımı artı, eksi ile eksinin bölümü yine artı, değil mi? Ayşe, eksi ile eksinin bölümü eksi mi? Bursa. 10. soruya bakalım arkadaşlar. A kümesi 10 sayısını tam bölen tam sayılar. B kümesi 15 sayısını tam bölen tam sayılar. A ve B kümesinin kaç tane elemanı aynıdır diyor. Evet, Cemre ısrarla A diyor. Başka bir fikri olan var mı? Ayşe de katıldı. Ahmet de katıldı. Umut katılıyor musun? Evet. Hepinizin yanıldığını söylemem gerekiyor. Neyi unuttunuz arkadaşlar? 10 sayısını tam bölen tam sayılar. Neyi düşündünüz? 1 ve 5 düşündünüz, değil mi? 1 zaten bütün sayıları böler. 5 zaten 10'u da böler. 15 de böler. Değil mi? Ama hiçbirinizin aklına eksi sayılar gelmedi. Değil mi? A kümesinde 10 sayısını tam bölen eksi 10 böler. 10 bölü eksi 10. Nedir? 10'da 10 bir kere var. Artının eksiye bölümü eksi 1. Tam bölmüyor mu? Kesirli mi bölüyor? 2 yok Umutçum. Çünkü 15'i 2 bölmez. B kümesine bakarsak yine ne var? Eksi 15, eksi 5, eksi 3, değil mi? Eksi 1, artı 1, 3, 5 ve 15. Bunların içinde ortak olanlar 5, 1, eksi 1 ve eksi 5. Yani kısacası siz 1 ile 5'i düşündünüz ama eksi 1 ile eksi 5'i düşünmediniz. Yani 6'yı sadece 2 tam bölmez. 6'yı eksi 2 de tam böler, değil mi? 6'yı 2'ye bölersem 3, eksi 2'ye bölersem eksi 3. Ve bunlar da birer nedir? Tam sayıdır. Aman ha.
Tam sayı deyince eksileri unutmuyoruz. Üçüncü soruya, rasyonel sayılarla ilgili testin üçüncü sorusuna bakalım. Arkadaşlar, yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 7 eşit parçaya ayrılmış diyor. Buna göre sayı doğrusu üzerinde verilen üçgen sembolü yerine gelmesi gereken kesir aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi? Baktığımız zaman kesrimiz negatif yönde değil mi? Bir kere eksi. Zaten hepsi eksi. 0, 1 arası 1 bütünü 7'ye bölmüş. Kaçını almış? 5'ine değil mi? Niye bu kadar geç geliyor cevap? 7'de 5. Dördüncü soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kaç parça var A ile C arasında? 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçamız var. Ne tesadüf ki paydalarımız zaten 4, payımız eksi 5 ve 1. Eksi 5 ile 1 arasında da zaten kaç sayı var? 1 eksi eksi 5 aradaki mesafe 6 birim değil mi? Demek ki bunların hepsi 4'te 1 birimler. Yani eksi 5 bölü 4, eksi 4 bölü 4, eksi 3 bölü 4, eksi 2 bölü 4, eksi 1 bölü 4, 0 bölü 4 ve 1 bölü 4 değil mi? 0 bölü 4 sıfırdır zaten. Değil mi? 1 bölü 4, 0 bölü 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Dolayısıyla neye denk geliyor? C şıkkı değil mi?